Merhabalar. Annenle Pişir Mutfağı'ma hoş geldiniz. Bugün menümüzde işkembe çorbası. İşkembemizi önceden güzelce sirkeli suya ıslayacağım. 1-2 saat bekleteceğim. Ondan sonra temizleyip haşlamaya bırakacağım. İşkembemizin fazla yağlarını aldım. Burada 1 kilo işkembemiz var. 30 liraya almış kilosunu. Şimdi üzerine biraz sirke boşaltıp 1 saat 2 saat dinlenmeye bırakalım. Sirkeli suda beklesin biraz. İşkembelerimizi sirkeli suda güzelce beklettim biraz. Yıkadım, temizledim. Düdüklü tenceremizi alalım. 3 diş sarımsağımız vardı. Onu da atıyorum içine. Suyunu da ekliyorum. Burada 2 litre suyumuz var. Dana işkembesi olduğu için biraz geç pişiyor bu. Tuz atmıyorum. Tuzunu piştikten sonra atıyorum. Sertelmesin diye. Şimdi ocağımızı, ağzını kapatalım. Ocağımızı alalım. Bir yarım saat pişmesi gerekiyor bunun. Şimdi işkembesine göre değişiyor. Piştikten sonra size saatiniz daha iyi söylerim. İşkembemiz pişmiş. Düdüklümden aldım. Benim düdüklü de 1 saat pişti. Bir dana işkembesiydi. Kuzu işkembesi olsaydı çabuk pişerdi. Şimdi bunu doğramaya başlıyorum. İnce ince böyle dilimleyelim. Kendi şeyinize göre doğrarsınız. Büyük severseniz büyük doğrayın. Küçük seviyorsanız küçük doğrayın. Nasıl arzu ederseniz. Bunları doğrayalım. Böyle ince ince dilimleyelim. Ondan sonra doğrayalım. Biraz yumuşak olduğu için elinden kayıyor insanın. Onun için. Büyüklüğünü, küçüklüğünü kendinize göre ayarlayın. Büyük seviyorsanız büyük yaparsınız. Küçük seviyorsanız küçük yaparsınız. Nasıl arzu ederseniz. Bu şekilde doğrayalım. Güzel pişmiş işkembeler. Yumuşak olmuş benimkiler. Biraz geçmişti ama bana işkembe olduğuna biraz da şeyim sert etmiş. İşkembelerimizi doğradım. Hepsi bitti. Şimdi tenceremize suyun içine atarım işkembeleri. Düdüklümüzü de az suyumuzu boşalttım. İşkembenin suyunu tencerenin içine. Doğradığım işkembeleri de atalım. Şimdi çiğnar hazırlayalım. Bu kaynaya dursun. Terbiyesini hazırlayalım. İçinin sosunu. Malzemeleri. 4 kaşık yoğurdumuz var burada. Onu ekleyelim. Bir tane yumurtamız var. Yemek kaşığı yoğurdumuz 4. Yarım limon suyu var. Suyunu sık dedim limonu. Bunları güzelce çırpalım bir. Topak kalmayacak şekilde. İyi çırpmanız lazım güzelce. İçinde topak kalmasın. Yoksa terbiyesi böyle kesik kesik olur. Güzel olmaz. 2 kaşık unumuz vardı. 2 kaşık da unu ekleyelim. Yemek kaşığı. Tuz ekleyelim. 1 çay kaşığı. İki diş sarımsağım vardı, onu da ekledim. Şimdi güzelce bunu çırpalım. Karıştıralım. Unumuz topak kalmasın. Bunu nüfusunuza göre azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Benim 1 kilo işkembe vardı. Ona göre hazırladım
terbiyesinde. Tabak kalmasın. Hamurumuzun terbiyesi de, sosumuz da hazır. Şimdi suyumuz, işkembemiz kaynamaya başladı. İşkembemizin suyundan alıyorum. Biraz yavaş yavaş terbiyemizin içine ilave ediyorum. Yavaş yavaş kesilmesin diye. Tencereye koymadan önce. Biraz daha ekleyelim. Şimdi yavaş yavaş bunu tenceremizin içine boşaltalım. İşkembemizin. Terbiyesini yavaş yavaş boşaltalım içine. Kesilmesin. Kaynayacağını karıştıralım. Bu burada kaynaya dursun. Üstünün sos şeyi var, sosu var. Onu hazırlayayım. Bunun içine sirke de koyabilirsiniz. Yerkeni. Biraz daha sarımsak ekleyeceğim ben tabii piştikten sonra. Bunu sarımsağı az. Burada bitsin. Biz sosunu, üzerinin sosunu hazırlayalım. Tavamıza biraz tereyağı koydum. Eridikten sonra üstüne biber ekleyeceğim. Tereyağıyla biberi güzelce kavuracağım. Çorbamızın üzerine. Acı seviyorsanız acı ekleyin. Tatlı seviyorsanız tatlı ekleyin. Kendinize göre ayarlayın acısını tatlısını. Büyük gözünü alayım da çabuk kaynasın. Biraz ocağın küçük gözünü aldıydık. Burada yavaş kaynıyor. En iyisi büyük gözü alayım. Çabukça kaynasın. Burada biberimizi de atayım. Yağımızın içine. Üzerinin sosu da hazır. Altını kapatalım sosumuzun. İşkembemiz kaynamaya başladı. Birkaç dakikada böyle şeyle terbiye sosuyla kaynasın. Tuzuna ekleyelim şimdi. Ben tuz fazla atma dedim. Sadece terbiyesini attıydım. Biraz tuz ekleyelim. Birkaç dakika bitsin tamam. Çorbamız hazır. Sirkeyi de kendi şeyinize göre yerken dökersiniz. Bizim İkiler de kendileri yerken döküyor. Ben içine eklemiyorum. Ben sirkemi de kendim yapıyorum. Ev sirkesi. Bir gün onu da sizin tarifini vereceğim. Çok güzel oluyor. İşkembemizin altını kapattım. Servis tabağımızı alalım. Üzerine sosunu da dökelim. Sirkesini şimdi biraz daha limon isterseniz kendinize göre ayarlarsınız. Sosunu da döktüm. Afiyet olsun. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Abone olursanız memnun olurum. Olanlara da çok teşekkür ederim. Karnınız acıkınca hemen yemek isteriz. Güzel yemekler için anneannemizi bekleriz. Pişir anneanne pişir, karnımız acıktır. Pişir anneanne pişir, karnımız çok acıktır. Portakallı kereviz, havuçlu muşver yeriz. Karnımız doymaz ise daha neler isteriz.
çıktı.